Evet değerli izleyenler, farkında olmalıyız ve bilincine varmalıyız ki bazı şeyleri takip etmez, umursamazsak yarın geç olabilir. Evet, biz bu programda, Yeşil Barış Hareketi olarak hazırladığımız bu programda bugün yine işlediğimiz konulardan biri, geç olmasın diye sizin bilginize taşımaya çalıştığımız flor, çok yakınımızdan bir kimyasal. Konumuz da Ahmet Bey, Diş Tabipleri Birliği Başkanı yanımızda konuyu açtı. Şimdi tekrar dönelim. Ahmet Bey'den birinci bölümün çok kısa bir özetini alarak açılımlarını yapmasını isteyelim. Evet. Doğan Bey, florun yasaklandığı ülkeleri saymıştık. İsterseniz bir daha tekrar edelim. Yani neden yasaklandı? Çünkü büyük zararları saptandı. Kesinlikle. Yani bir zararı var bunun diye. Eskilerde öyle değildi ama sonra fark olunduk sonra. Son yıllarda çok o ülkeleri alalım bir daha. Bu ülkeleri bir daha tekrarlayalım. Bunlar da kesinlikle kullanılmıyor. Kesinlikle. Kesinlikle Çin, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda, Macaristan ve Japonya. Kesinlikle suya flor katılması yasak olan ülkelerdir. Ya bu saydığınız ülkeler aslında dünya nüfusunun dörtte bir buçuğuna yakın. Çin'in olduğu bir. Çin zaten bir milyarın evet. Üzerinde nüfus. Ve biliyorsunuz bu sağlık konularında çok ilerlemiş ve evet. Avrupa'nın da ilerisinde kararlar alan, burada dikkatimi çeken 3 ülke var her zaman için. Finlandiya, Danimarka, Norveç, İsveç. Bu ülkeler Avrupa'nın da önünde. Eğer gerçekten insan sağlığına zararlı bir şeyi tespit etmişlerse onu yasaklıyorlar ki yine bu grupta yer almışlardır. Bu durumda şunu alalım biz. Florür insan vücuduna pek faydası olmayan bir şey. Dışarıdan alımına asla ihtiyaç olunmayan, zaten vücudumuzda var olan ve o olan miktarda da bizim sağlıklı bir şekilde yaşamamıza yeterli olan bir madde. Yani şunu netleştirelim, hiç ihtiyacımız yok derken bünyede bir miktar ihtiyaç var ama bünye zaten onu kendiliğinden üretiyor. Evet, yapıyor, alıyor. Kesinlikle. Ekstradan bir doza ihtiyaç yok. Ekstradan doza yani kesinlikle ihtiyaç yok. Yani suda kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Hayır. Diş macununda da kullanmamıza ihtiyaç yoktur. Evet. Katkı olsu diye yapıyorlardı onlara. Katkıydı. Çürükleri koruması amacıylaydı. Fakat niyet var. Son yıllarda işte bu zararlar ortaya çıkınca ki gerçekten estetik olarak çok kötü bir görüntüye sahip oluyor diş fluorozisi dediğimiz. Göremediğimiz diğer iskelet yapılarımızdaki fluorozisi de var. O yüzden yasaklanmaya başlandı. Şimdi sular, evet sularda az önce söyledik 1.5 miligram litrede. Bir litrede. Bir buçuktan az olmak koşuluyla konulabilir deniyor. Fakat suyla alınan flor miktarının kontrolü mümkün değildir. Çünkü sunun her şahsın, bireyin farklı vücuda alımı farklı miktarlarda oluyor tabii ki. Yani bir diyabet hastasıdır, sporcudur, özel bir diyet yapmaktadır. Bunlara ne diyorlar? İşte en az 2 litre, 3 litre su tüketiniz. Şunu da isterseniz unutmayın lafınızı, flora atlamadan geçelim. Sulardaki işte bazen suya flor koyuyorlar diyorsunuz. Yani bunun bir niyeti vardı. Yani herhalde iyi niyetliydi ya da bir evet, şeye yarayacağını düşünüp elbette. Masraf edip içine flor koyuyorlardı. Elbette. Yararlı olduğunu düşünülerek yapıldı bunlar ama onun için tekrar etmek istiyorum. Yani çok su tüketen, özellikle belirli diyetlere uyuması zorunda olan hastalarımız, sporcularımız florsuz su kullanmalarını ben tavsiye ederim. Çünkü gerçekten... Bizde kullanılıyor mu sularımızda? Bizim çok ilginç Ertaş Bey. Hemen söyleyeyim. Yıllar önce, belki 10 yıl önce koruyucu diş hekimliğinde de en önemli şey nedir? Diş çürüklerinin önlenmesidir. Diş çürüklerinin önlenmesinde de florun etkisini biliyoruz. Ve biz belediyelerimize gidip ne ilginçtir, sularımız florlanıyor mu diye sorduk. Ne kadar koyuyorsunuz, ne kadar atıyor? Çünkü bunu istedik. Bir yüzdesi var. Allah'tan yani. Konmuyormuş. Konmuyor. Sularımıza flor ilave edilmiyormuş. Sevinelim neyse yani. Ki bugün seviniyoruz. O gün çok üzülüyorduk, bugün seviniyoruz. Evet. Gerçekten de ülkemizde florozis dediğimiz hastalığın görülme oranı da çok sık değildir. Ama Türkiye'nin belirli kesimlerde özellikle... Burada not aldım. Kırknareli ilçesinde sudaki flor miktarı
o kadar sağlık örgütünün belirlediği miktarların üzerindedir ki aşırı bir şekilde florozizlere rastlanıyor. Çok yoğunluklar. Çok yoğun bulunduğu için. Şunu sorayım Ahmet Bey bu durumda. Bu florür var. Sularda, diş macunlarında kullanılıyor. Pek çok gıdada, hazır gıdalarda. Evet var. Peki, yiyoruz. Vücutta ne gibi rahatsızlıklar, hastalıklar yaratır? Ya da yaratır mı? Elbette yaratıyor. Ertaş Bey dediğim gibi. Dişten yani bahsettiniz. Bu, evet, dişten bahsettik. Evet, biz de kısaca diğerlerini de anlatalım. Yani bir yerde yani, bulduğumda ben kısırla bile neden oluyor diye. Çok şeylere sebep oluyormuş. Evet, evet, evet. Şimdi bir özetini alalım. Tetikleyicisi bir özetleyelim. Evet Doğan Bey, bir özetleyelim. Bir liste, kısa bir listesini yaptım. Aslında yabancı bir kaynaktan 50 maddelik bir liste var. Ben bunu size bırakırım, birinciler okursunuz. Tabii, kısaca özet olarak, şimdi biyobirikim dediğimiz bir tabirimiz vardır ki alınan kimyasalların vücutta birikme eğilimi olan maddelere diyoruz. Biyobirikimli ve flor da biyobirikimli kimyasallar içerisinde yer almaktadır. Yani vücutta bu madde birikiyor. Tamamen atılmıyor. Tamamen atılması evet. Mümkün değildir. Dediğim gibi erişkinlerde %50-60 oranında, bebeklerde %20. Uzun çocuklarda bir sürede ancak. Evet ve hayat boyu vücutta özellikle iskelet dokudaki flor birikimi devam ediyor. Yıpratıyor yani iskeleti. Evet. Kısaca bir göz atalım. Evet lütfen. Burada giriyor en başta. İzleyenler yakalasın diye koyuyoruz. Tabii ki aklınıza takılan yani her şeyi sorabilirsiniz. Kemik dokusuna girdikten sonra onu artık girdi de çıkaracak diye bir durum yok. Yoktur, orada kalıyor. Yoktur, birikiyor. Birikiyor. Ama öyle dolaşanları atabiliyor biraz. Evet. Evet. Şimdi ilk sırada üreme sistemi. Pek çok deney yapılmış ve yüksek dozda florürün erkeklerde kısırlığa yol açtığı görülmüştür. İlk baştaki madde bu. Şebeke suyunda 3 miligram, litrede 3 miligramdan daha fazla flor bulunan yerlerde doğurganlık oranlarının düştüğü de saptanmıştır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Diğer etkili olduğu, biriktiği önemli organımız beyin. Beyine yerleşiyor yani. Beyinde de birikiyor. Buradaki zararları nedir? Beyinde biriktiği zaman davranış değişikliklerine yol açar. Ve uzun vadede de Alzheimer hastalığına sebep olabilir. Düşünün. Yani sizin uzmanlık sahanız değil ama bu davranış değişikliklerine ama yani, olabilir acaba? Tabii ki. Ertaş Hocam bir araştırma yaptı. Evet. Merak etti kendisi. Onu ben kendisi bununla söylesin. İlgili bir araştırma yaptım. Kendisi söylesin. Birinci Dünya Savaşı'nda hem Almanya hem Rusya ortaklaşa bir şirketle anlaştılar. Bu şirkette florür üretmeye başladılar ve florürü tutuklulara, mahkumlara vermeye başladılar. Niye ve beyinde, beyin dalgalı zarında zarar yapıyordu ve sağlıklı düşünmenin önüne geçiyordu. Sırf o maksat için. Ve tutuklular mayfoş bir şekilde oluyorlardı. Evet. Sarhoş yani gibi oluyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda 4 tane büyük şirket, bir tanesi de Kellogg's firması. Şimdi hep hazır yani cornflakesleri falan kullanılıyor ya. Bu cornflakesleri üreten firmaya da verdiler. Bunun bayiliğini yapsın diye ve o yediğimiz ürünlerin içerisine bile florürü koymaya başladılar ve süre içerisinde az sayılır. Çocukları mülayimleştirmek için. Çocukları mülayimleştirir ama süre içerisinde Alzheimer'a götürüyor. Yani florür ya, beyine büyük zarar yapan bir dış etken ya da bir kimyasal. Kesinlikle. Düşünün yani bunu evet, Dünya Savaşı sırasında esirlere veriyorlardı. Bunu tutuklulara yani veriyorlardı. Dalga çıkaramazsın. Kesinlikle. Evet. Ve şimdi bunu tabii biz yani gıdalarımızda buluyoruz. Çocuklarımızda görebiliyoruz. Kendimiz yiyoruz, içiyoruz. Masum bir bahşet mi yapıyoruz? Yani aslında bizler de bunu olmadan o alışkanlıkları bünyemize taşımışız. Evet. Alıştık. Ne yazık ki böyle. Yerleştirdi bazı şeyleri. Yani bakın meydana getirdiği rahatsızlıkları devam edeceğim listeye. Bir şey hariç onu da aklıma gelmişken tekrarlayacağım. Öldürücü değildir. Ama ne kadar süründürücüdür. Ne kısırlık yapıyor. Alzheimer'a ne devam ediyor. Yeri gelmişken yani söyleyeyim. Amerika'da diş macunu tüplerinin üzerine bir uyarı koydular. Sigaradaki gibi. Evet. Evet. Ne diyor? Eğer bebeğiniz yanlışlıkla sadece bir tüp florlu diş macununu yutarsa öldürücü olabileceği, bir bebeği öldürebiliyor
ve acil zehir merkezi var Amerika'da böyle zehirlenme durumu. Bunun acilen aranmasını yazıyor. Evet. Yani çocuk aldı, oynadı onu ve yuttu. Yuttu. Bitti. Yedi, yuttu. Zehir. Yani. Zehir. Tadı da güzel geldi. Evet. Size. Evet. Tatlını dışarı koyarlar içerisine. Çocuklarda bu şekilde öldürücü de olabiliyor. Bütün tüp, macun yutulursa. Yutulursa. Şimdi yeri gelmişken söyleyelim. Çocuklara özel diş macunları var. Evet. Çocuklara özel diş macunları, evet, fırçalama alışkanlığını kazandırmak tadı istiyoruz. Kullandırsın gibi. Diye evet. Meyveli, çilekli, yani. Çeşitli aromalı diş macunları var. Tatlandırıcılar koyuyorlar. Evet mi? Çocuklar bunları yutuyor. Sıkıyor, fırçalıyor, emiyor, tatlı yutuyor, geldiği sıkıyor, için yutuyor. Ne hoşuna gider. Ben ne kadar kasayı iyi yıkayamıyorum. Evet. Aynen öyle. Ve özellikle 6 yaşına gelmeden, 6 yaş ve 6-5 yaşına kadar olan çocuklarda kesinlikle büyüklerin kullandığı diş macununun kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü çocuklara ait diş macunlarında bulunan flor miktarı çok daha küçük dozda. En azından hiç olmaz. Zararsız. Minimize edilmiştir. Evet, yani. Kesinlikle. O yüzden ya da asgari yeri gelmişken lazım. Önerelim. Kesinlikle çocuklarımızda 6 yaş altı süt dişlerinin olduğu dönemdir. Büyük diş macunu kullanılmayacak. Bebeklere ait diş macunu kullanılacak. Neden? Evet, florun az olması. Florun az olması. Hı. Çünkü çocuklar yutuyor. Devam edelim listemize. Düşük IQ. Zeka. Evet. Litrede 1 miligramın üzerinde florlu içme sularının litre aşırı bir kullanılması durumunda 0.6 oranın IQ puanının kaybına sebep oluyor. IQ puanı düşüyor yani. Evet. Yani 1'e yakın bir zeka geriliğine sebep aynen oluyor. Aynen öyle. Kesinlikle bu da tespit edilmiş. Erken ergenlik. Sakalın erken büyümesi. Evet, aynı zamanda ne yazık ki büyüme ve ergenlik süreçlerinden de sorumluluğu vardır. Yapılan araştırmalar yine içme suyuna, bakın ne diyoruz, içme suyuna en basit, içme suyuna flor katılan bölgelerde kız çocuklarının kullanılmayan bölgelere kıyasla ortalama 5 ay önce anet görmeye başladığı görülmüş. Sadece içme suyu, az önce saydık. Sadece flor. Evet, evet, pek çok hazır gıda da var. Ama içme suyunda olduğunda 5 ay önce başlıyor. Ne yazık ki böyle. Yarım yıl. Evet. Evet. Bu gerçekten önemli ama çocukların büyüme gelişim evet. dönemlerindeki o halleri, psikolojileri. Psikolojiyi yakalamadan ne olduğunu bilmeden, evet, vücudunu tanımadan, evet. Tiroid hormonlarında yıllarca biliyor musunuz flor hipertiroidizmi. Yani tiroidin fazla çalışmasının tedavisinde kullanılmış. Çünkü tiroid hormonunun az çalışmasına, azalmasına neden oluyor. Çünkü fonksiyonları yavaşladan evet. bir hali var. Evet. Ve 20. yüzyıl ortalarına kadar hipertiroidizmli vakalarda flor tedavisi önerilmiş. İlaç olarak. Önerildi o zaman. Önerildi. Şimdi tam tersi. Evet. Tiroid hormonlarımızın da az ama çalışmasına sebep oluyor. Başka neleri bozmuş. Evet. evet. Romatizma işte. Dişlerle birlikte iskelet dokularındaki birikimi, iskeletsel floroziz diyoruz. Dental floroziz, dişlerde biriktiği zaman dental floroziz diyoruz. Ama iskelet dokularında biriktiği zaman iskeletsel floroziz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Romatizmaya benzer rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Yani ve bu dönemde, erken dönemde romatizmayla karıştırılıyor. Teşhis koyarken. O da başka doktorlar. Bir sorun tabii. Evet. Romatizma rahatsızlıklarının aynı belirtilerini gösterdiği için romatizma tedavisi uygulanıyor. Ama değil. Ama değil ve o yüzden gereksiz bir tedavi alıyor. Gereksiz bir tedavi alıyor ve rahatsızlıkları da tabii ki geçmiyor. Yine iskeletsel dokularda meydana getiriyor. Yani bu da şey olur mu? Yani gençlerin de erken romatizma bir hastalığa varmış gibi görünüyor. Evet. Yanlış tedavi. Gençlerde de ben de hep ayrı diyorum. Ya bu yaşta romatizma. O yüzden soruyorum yani, ben bunu. Yani, bir şey. Evet. Benzeşmesinden dolayı herkes romatizma zannediyor ama değil. Evet. Ve farklı bir tedavi uygulanması gereken romatizma bir hastalık uygulamasıyla belki de hasta hiç iyi olmayacak ya da çok geç iyi olacak. Kesinlikle ve işte iskelet dokuda da biriktiği için kemik dokularda da kemik erimesi diyor. Kemiklerin özellikle kalça yapısını bölgesinde bozuyor. Kırılmalara sebep oluyor. Kemik yapısını bozuyor. Yani östropoz durumu yaratıyor. Evet, bu kısaca gözden geçirdiğimiz listemiz.
Aşağıya evet, var ama pek çok şeyler var daha yani. Çok şeyler var. Yani evet. 50 maddeliğe girmedik. Aklınıza gelen soru varsa yine sorun. Zannediyorum bunu mercek tuttuk sonra 50 değil 150 olacağı benziyor. Çünkü evet. Öyle başlar. Bizim evet. Ülkemizdeki sularımız çok fazla floru değil. Türkiye'de belli bölgelerde çok fazla var ve ne yazık ki Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün tespit ettiği 25 ülke arasında fluorozis açısından tehlikelidir yani. Evet, aşırı vardır. Miktarda flor şey yapıldı mı Ahmet Bey bu konuda bir araştırması vardır. Siz hem Diş Tabipleri Odası olarak hem Tabipler Birliği olarak evet. Bununla ilgili Türkiye'den gelen sular vardı şişe. Hı-hı. Şimdi gelen akarsularımız saymıyorum bununla ilgili. Türkiye'den su getirildi ya bize. Şişe sularında bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı? Yok, yapılmamıştır. Yapılmamıştır. Hiç aklımıza gelmemiştir. Doğan Bey'in evet. Yaptık evet. Sularındaki çalışmaları ne bizim ülkemizdeki ne de Türkiye'den gelen suların hiçbirinde bulmadık. Aslında üstünde yazan da vardı. Buna rağmen içinde çıkmadı. Hmm. Çıkmadı. Çıkmadı. İçindeki yani bu güzel bir şey. Yazardı fakat çıkmadı. Miktarı, fakat çıkmadı. Evet. İyi, güzel. Bu olumlu bir şey aslında. Şimdi, tabii şeyi ben soracaktım bu arada. Yani doğal olarak sularda normalde olmaması gereken bir madde değil mi flor? Evet bakın saydığımız hastalıklar içme sularında belli miktarında flor olanlarda çıkmış. Yani flor olmayanlarda karşılaştırmış. Suyun kendi içinde yok. Kendiler katıyor da. Bazı bölgeler, özel bölgeler, var. Volkanik dediğimiz, onların var da, sularda da flor genelde bulunur. Bizim ülkemizde yoktur. Yok. Türkiye'de de galiba yoktur. Var mı? Bazı var. Bölgelerinde var. Doğal çıkan su kaynaklarında demek flor işte bulunur. O mineral sular falan. Evet, belki evet. Özellikle koymasalar bile onu listeden araştırıp görmek lazım. Görmek gerekir. Demin şeyden bahsetmişiz zaten Ahmet Bey. Yanardağ olan bölgelerden, kraterden, volkanik bölgelerde çıkanlar da oluyor. Peki şeyi sorayım ben şimdi bizleri izleyen dinleyicilerimiz de var, televizyondan izleyicilerimiz de vardır. Alternatif bir şey soracaklardır mutlaka bizlere. Canlı yayına katılabilirler soru sormak. Tabii arzu ederse canlı yayınımıza katılırlar da çocuklar 6 yaşına kadar böyle bir durumda bahsettik. Büyükler de diş fırçalıyor. Böyle bir zararı da vardır. Bunun organik diş macunu var mı? Ne yapalım? Var mı? Şimdi, ya da yoksa var. Alternatif ne yapılsın? Ben bu sorunun yanına bir şey daha ekleyeyim de öyle yanıtlasın Ahmet evet. Bey. Yani biz bu diş macunların içerisinde belki de onlarca kimyasal vardı. Belki daha fazla, belki yüzlerce. Evet. Bilemiyorum ben. Fakat bir tane olmadı kesin. Flora mercek tuttuk. Acaba diğerleri ne alemde onu bilmiyoruz tabii ki. Kesinlikle. Sadece floru çekip alsan içinde acaba onlar ne yapıyor bilmiyoruz. Onlar da ileride çıkabilecek bir ihtimal. Mümkün. Veya florun yerine koyacakları başka bir ihtimal. Bunlarla beraber bir yanıtlarsanız daha iyi olacak. Evet. Şimdi bütün bu araştırmalardan sonra Ertaş Beyciğim gerçekten florürlü diş macunundan kaçınmamız gerekir. Netleştirmemiz gerekir diyorum. Netleşti. Yani ben evime florlu diş macunu almak istemiyorum bütün bunları öğrendikten sonra. Biliyorduk bazı zararlarını. Ama boyutunu şimdi öğrendik. İskelet doku. Evet. Sayenizde böyle bir program yapılacak deyince dedim bir ayrıntılı araştırayım ki neler çıkmış gerçekten ve dünyanın pek çok ülkesinde pek çok çalışmalar yapılmış ve bu artık açıkça ortaya konmuştur. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ha macundan bahsettiniz. Şimdi organik macunlarımız var. Piyasamızda var. Piyasada da var. İçinde flor içermeyen tamamen organik içerikli macunlarımız vardır. Dediğim gibi bakın pek çok hazır gıdada bu madde var. Çok seviyoruz. Deniz ürünlerinde de var. Yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz. Zaten vücut ihtiyacını bunlardan karşılıyor. O yüzden bulabiliyorsa izleyicilerimiz, dinleyenlerimiz florsuz diş macunu kullansınlar. Florsuz su varsa şişelenmiş hazır alsınlar. Organik vardır benim bildiğim. Birkaç çok fazla alternatifimiz yok aslında ama bildiğim 2-3 marka var. Reklam olur İzleyiciler araştırsınlar, baksınlar. Florlu olsun, olmasın. Evet, işte başında söyledik programın. Florun o kadar yararlarından bahsedildi ki diş çürüklerine karşı. Ha yok değil ama ben uygulama şeklini sonra izah edeceğim. Evet. Diş macunlarının kutusunda özellikle florlu yazıyor zaten. Bir ara konuştuk da, reklam unsuruydu bir ara florlu. Evet. Diye reklamla çıkıyor. Hala var.
Merhaba. Florlu diye yazıyor. Buna zarar. Evet. Florsuz diş macunu bulabiliyorsak florsuz diş macunu kullanalım. Ha ne yapalım? Alternatif. Alternatif. Macunsuz fırçalasak olmaz mı? Ya diş fırçasını ağzımızda diş macunu, macun varmış gibi yapsak evet. Yeterli mi? Çünkü biz şunu söylüyoruz hastalara. Fırçalamada esas etken yapacağınız mekanik fırçanın mekanik temizliğidir. Macunun artısı ne? Köpürüyor, ortamı kayganlaştırıyor. Gıda artıkları diş yüzeyinden daha kolay uzaklaştırılabiliyor. Hı. İçine konulan maddelerle nane, mentol gibi maddelerden dolayı da ağızda hoş bir aroma koku bırakılıyor, aroma bırakıyor. İşte bir de diş çürüklerine karşı dişleri koruduğu için flor vardı. Flor bir kenara atalım. Macunun faydası bu. Hı. Macunsuz fırçalayamayız. Elbette fırçalarız. Diş macunu varmış gibi fırçamızın üzerinde o hareketleri güzelce yapalım. Sohbet ettiğimizde hı-hı. Şey dediler. Ben tuz koyarım der. Bazısı evet. Karbonat koyarım der. Doğrudur. Doğru bir şey mi bunlar? Doğrudur. Bunu çok hastalarımız söylüyor. Ben bazen karbonatla fırçalıyorum doktor bey. Olabilir. Ne ya, tuzlu falan. Tuz zaten doğal antiseptik. Doğan bey. Biliyorsunuz yani diş kanamasını zaten rahatsızlıklarda kulak burun boğaz evet. Arkadaşlarımız deniz tuzuyla suyuyla yapılmış evet. Spreylerimiz var ve tuz doğal antiseptiktir. Yani macun dolayısıyla yerine, onun üzerine özellikle bazı röportajda gördüm vatandaşlarımız ismini telaffuzda zorlanıyor ama Paradon Tax diye bir diş macunumuz var. Yıllarca evet. Florsuz olarak çıktı. Sonra florlüsü de var. Vatandaşlarımız gene bulursa florsuzu kullansın. Diş eti hastalıklarında önerdiğimiz bir macun. Bunun yanında reklam olmasın. İki marka var. Paradon Tax ve Piorex diye. İki markamız vardır. Her ikisi de yabancı. Piorex de Fransız malı bir diş macunu. Doğaldır, organiktir. Diş eti hastalıklarında bunları öneriyoruz. Bunları kullanın diyoruz hastalara. Florür yok. Florür yok. Bunun yanında ne öneriyoruz? Az önce söylediğimiz gibi tuzlu su gargarası yapın diyorum. Günde 5, 6, 7 kez. Bakın herkesin bildiği diş implantı bir operasyon geçiriyorsunuz. Evet. İmplantlardan sonra hastalara benim katıldığım özel kursta bize hocanın tavsiyesiydi. Hı hı. Günde 6-7 kez tuzlu su gargarası yapın diyor. Hijyen sağlamak için herhalde. Evet. Dolayısıyla dediğin gibi Ertaş Beyciğim yani fırçaladın ağzını macunsuz o güzel mekanik hareketi yaptık zaten temizlenecek. O ıslak fırçanın üzerine biraz da tuz koyun. Bir daha yapın. O tuzla bir daha fırçalayın zaten gıcır gıcır kaydını hissedersiniz o temizliği. O da bir alternatiftir. Dediğim gibi işte bulunan organik diş macunlarımız var florsuz. Son dönemde geçen yılın sonlarına doğru piyasamıza yeni bir diş macunu girdi. Hollanda malı zaten flor yasaklayan ülkeler içerisinde. Evet. Markası Prevdent. İçinde kesinlikle flor yok. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim florun. Bir zararı daha var dişleri. Evet koruyor da sürekli kullanıldığı zaman yıllar içinde diş rengini sarartıyor. Yani beyaz olsun diye uğraşıyor. Hayır, beyazlaştırıyoruz. Beyazlaştırıcı diş macunlarımız var. Beyazlaştırıcı diş macunların içinde asla flor yoktur. Evet. Bu yeni tanıtılan diş macununda da flor yoktur. Beyazlatma özelliği vardır. Hassas dişlerin hassasiyetini gidermede ve defekt olan bölgelerde daha iyi koruma özelliği var. Hidrosis apatit dediğimiz yonlar var içerisinde. Yani florsuz macunlarımız vardır. Şey soracaktım ben. Evet. Yani bu floru hep aldık flor dedik ama bir de bunun bileşenleri vardır. Aynı etki de mi oluyor da sonuçta? Yani vücuttaki kalsiyum florür bilmem ne evet. Flor bileşikleri yani var ya. Kimyasalı saf bileşik olması da şart değil diyorsunuz. Hayır. Onda yine flor yapabiliyor. Etki yapıyor. Netleştirmek evet. Şimdi gelelim işin en önemli noktasına aslında. Bu kadar kötüledi. Florun ne yapalım? Çocuklarımıza flor vermeyelim. Almış da bulunduk. Evet. Evet. Şimdi yıllar önce önerdiğimiz bir şey var. Diş çürüğüne karşı sağlam dirençli diş mineleri olduğu için olsun diye çocukların flor tablet bile önerildi. Yani. Tablet. O sonunda yutuluyor. Yutuluyor. Flor tablet önerildi. Bugün asla böyle bir şey yok. Beni dinleyen izleyiciler... Meslektaşlarım da hiç ayıbı yok, haberleri yoksa asla flor tablet uygulaması yok. Zararlarını zaten çünkü gördük, duyduk. Florun kesinlikle sistemik olarak alınması gereken bir madde olmadığı, diş çürüklerinde diş yüzeyine topikal, yüzeysel olarak uygulandığında dahi
çok iyi bir şekilde dişleri güçlendirdiği ve çürüye karşı koruduğu ortaya konmuştu. Demek ki flourish mi kullanmıyoruz? Kullanıyoruz ama yüzeysel. Jel şeklinde, likit şeklinde florlarımız vardır. Diş koruyucu. Özellikle çocuklarda. Özel kaşıkları var veya özel kaşığı yoktur. Fırça yardımıyla bir şekilde dişlerin üzerine onu yayarsınız. Belli bir zamanın süresi var. 2-3 dakika tutar onu çocuk. Ama 6 ayda bir. Hayır. Bu içinde yoğun flor olan bir jeldir ve sadece hekimler kullanabilir. Dediğim gibi sistemi kalmıyorsun. Çocuğun hekim dişlerinin tarafından. Üzerine hekim uyguluyor. 2-3 dakika kalıyor. Sonra çocuk tükürüyor. İşte ondan sonraki yarım saat, bir saat içinde bir şey mineyi güçlendiriyoruz. Mine ile etkileşime giriyor. Evet. O da kesin yani. Florun diş minesinde bulunan klorapatit iyonları ile etkileşime girip klorapatit iyonları oluşturduğu meydana çıkmış ve çüreğe karşı gerçekten çok dirençli bir yapı oluşturuyor. Oradan yola çıkıp zaten bu ilahlaştırıldı bütün zamanında. Bütün ilahlaştırıldı. Macunlara evet. Kondu, içme sularına kondu. Demek ki çürüklere karşı korunmak için küçük yaştaki çocuklarımız 12 yaşına kadar kayın dişler çıktıktan sonra farklı uygulamalar var korumaya. Yüzeysel olarak diş hekimlerinin yapacağı flor, jel flor uygulamalarıyla biz dişlerimizi yine aile çocuğuna koruyabiliyoruz. Evet. Hekim nezaretinde hekim olacak. Bu evde de olmayacak. Evde yapılacak bir şey yok. Bir şey değil. Değildir. 5-6 aylık bir ömrü var. 6 ayda bir de tekrarlanır. Çok güzel korunur. Kalıcı dişlerde yine çürük oluşmasını önleyici diş kapatma dediğimiz fissür sealant uygulamaları var. Onlar da yapılabilir. Onlar da gerçekten diş yüzeyinde bakteri birikimini engellediği için çürük oluşumunu engelliyor. Ben bir şey daha sorayım. Fazla kaçmak istemiyorum konudan ama evet. Yani izleyenler mutlaka meraklanmışlardır. Ben de sorma ihtiyacı duyuyorum. Diş eti kanamalarında genellikle diş etinin sağlıksızlığından şüphelenir. Önce. Evet, evet. Bunu da çoğunlukla bakterilere bağlarlar veya temizlik yetersizliğine. Herhalde siz öyle düşünüyorsunuz. Evet. Belki başka alternatifler de var diye geçiyor aklımdan. Yani bu sadece ondan değildir ama belki. Belki beslenme yanlışlarından veya belki... Ya beslenme alışkanlığı. Belki mesela kanamasının durmasını engelleyen metabolik eksiklikler olabilir, şeker hastalığı olabilir, başka şeyler. Etkisi de yok mu acaba? Tabii ki sistemik bazı durumlarda da diş etlerinde hastalık ve kanama. Yani sadece bakteri olmayabilir ama kanama evet, bakteriyi teşvik eder tabii ki yerleşmesine katkı yapar. Kanamadan önce bakteri olduğu için kanıyor zaten elbette. Yani biz hastalara şunu söylüyoruz. Eğer sağlıklıysanız dişlerinizi fırçaladığınız zaman kanama varsa bilin ki diş etleriniz çok sağlıklı değil diye bir hastalık. Bir şekilde bozulmuştur. Bozulmuştur. Sistemden veya tabii ki. Bakteriden. Yani bu iyi fırçalanmamaktan olabilir. Biz önce ona değinelim. İyi de fazla fırçalamadan olur. Parçalaya parçalaya. Günde kaç tane fırçalaması evet. Gerekiyor? Set fırça kullanıyorum, bastırıyorum diyor. Evet. Yine diş etlerim kanıyor, parçalıyor. Kaç defa olması? Artık aşırı yaklaşmış. Gerekir günde fırçalamak. Minimum iki. Minimum iki. Minimum iki sabah akşam, akşam yatmadan önce mutlaka. Niye akşam yatmadan önce mutlaka? Çünkü akşam uyku dönemi ağız hareketlerimizin, yutkunmamızın minimuma düştüğü, hatta sağlık sıfırlandığı bir geriler. Ortam var. Evet. Bu ortam bakterilerin çalışması için çok müsait. Üremeye başlıyor. Dilin oynamıyor. Su uyur halbuki, düşman uyumaz. Evet. Evet. Gün içinde tüklük salgımız var. Evet. Tüklük ve dil mekanik olarak ağız içini temizleyen iki etkendir. Bol tüklük. Evet. Tüklüğün yapısı da hem dış taşı hem çürük oluşumunda dışarı hastalıklar önemlidir. Eğer akışkan bir tüklüğünüz varsa bol sulu çıkıyor. Çok daha temizlenecektir. Dişler daha güzel temizlenecek ama koyu kıvamlı bir tüklük varsa çok daha çabuk diş taşları. Şeker hastalarında kuruma, evet. Ağız kuruması olur. Tabii ki. Olur. Şimdi, ya bu yüzden gece yatmadan önce mutlaka o dönem bakterilerin en iyi çalışacağı ortamı sağlıyoruz. Hareketsiz bir ortam. Hele de ağzınız açık uyuyorsanız dil oynamıyor. Salgı, tüklük salgısı minimum seviyede yeme içme yok. Bakteriler çalışıyor. Diş fırçasının üzerinde gıda artıklarının üzerinde fırçala bitti. Elbette. En azından yani, atılabilecek olan atılacak. Atılacak. Çünkü bakteriler dişlerimizin üzerinde bıraktığımız gıda artıkları ile besleniyor. Nasıl besleniyor? O gıda artıklarını sindirmek için asit salgılıyor. Asitle onları eriterek emiyor. Besleniyor, emiyor. Diş çürüğünü de işte düşünün bakterilerin salgıladığı asit çürütüyor. Yani bakteri de oradan kendisi değil. Değil. Salgıladığı asit çürütüyor. Asit. Evet, sindirmek için asit salgılıyor.
İşte o yüzden diyoruz benim kolada da var olan asit, diğer gazlı içeceklerde de dişinize değdiğiniz anda coz diyor, etkiyi ilk anda gösteriyor zaten. Ama dolayısıyla asit, gece fırçalamak hocam en ideali yatmadan mutlaka. Önce bir de sabah kalktığında aç karnı. Kahvaltıdan sonra. Orta öğlen öğünü geçebiliriz ama yapabiliyorsanız 3 kere yapın. Bir de süre çok önemli. Yani 15-20 saniye, 30 saniyelik bir fırçalamayla asla bir ağzı mükemmel bir şekilde temizleyemezsiniz. Ne kadar 3 dakika minimum. 3 dakika. 3 dakika minimum o fırça mekanik olarak dişlerin üzerinde, içerisinde, dışında, her yüzünde gezecek. Diş etlerine de hafif masajlar yapılacak. Dolayısıyla en güzel sağlıklı bir diş böyle olur. Bu şekilde ya da bir ağız. Korursunuz. Evet. Evet aslında. Tabii, bir şey var mı? Bir şey sormuştun ama. Yok, bunlarla bağlantılı tamam. Sorduğum bir de çocukların işte kullanımıydı. Evet, tamam. Çocuklarda yani biz dediğimiz gibi çocuklara özel diş macunu kullanılacak. İçindeki flor miktarı çok az, yutulmayacak. Çocuğun çok hoşuna gidiyor. Yuttu, bir daha sıkıp vermeyelim. Fırçalasın. Tozunu da bir anlatmak lazım. Belki evet, çocuğa evet. Bile aileden eğer böyle flörü kullanacaksa hiç kullandırmasın. Hiç kullanılmayacak çocuklarda. Diş fırçasını kullanmaya alışırsın yeter. Kullansın, ya da birazcık tuz yani koysun. Florlu miktar hocam, miktar doğan florlu olmasa önemli. Bile evet. Miktarı çok önemli. Miktar bazen çok önemli. Gereğinden fazla kullanıyorlar. Asla reklamlarda gösterildiği gibi böyle fırçayı boydan yani, boya doldurmayacak. Yani bir tüketime yönelik satsınlar bir reklam. Diye. Görsel olarak belki güzel ama işlevsel yani. Olarak da büyük zararları var. Kesinlikle yani küçükten gerek. Alınan kesinlikle bu gerek. Florunun. Biz yine kendi tabirimizde diyelim ki nohut büyüklüğünde bir diş macunu yeter. Pirinç kadar koysun. Avrupa'da fıstık büyüklüğü diyor da fıstık bizde iri fıstık olur. Fıstık olmasın. Nohut yeter. Nohut Arjantin fıstığı var ve çok küçük. Yani belki. Biz şey edelim bunu gelin evet. Anlaşalım. Pirinç kadar diyelim. Pirinç kadar olsun. Evet. Yani. Zararlı Ertaş olmasın. Bir de şeyden bahsettiğin. Ürktüğümüz, korktuğumuz bir hastalık. Kansere sebep olabilir. Evet. En çok biriktiği organ iskelet yapı olduğu için osteosarkoma dediğimiz kemik kanserine sebep olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Florür kemik kanserinin tetikleyicisi olabiliyor yani. Osteosarkomaya sebep olabiliyor. Burada Amerika'da yapılmış çalışmalar vardır. Kemik kanserlerinde artış görüldüğü ve Milli Kanser Enstitüsü de yaptığı çalışmada florlu içme suyu kullanılan bölgelerde florsuzlara göre daha yüksek oranda osteosarkoma görüldüğü tespit edilmiş. Yani şuna biz karar verelim. Zaten programımızın da sonuna geliyoruz. Florürsüz bir yaşamı hayatımıza alıştıralım. Sularımızda bereket yok. İçtiğimiz sularda, kullandığım sularında florürümüz yok. Diş macununu da artık florürsünü bir tarafa bırakalım. Florürsüzünü eğer diş fırçası kullanacaksak da üzerinde tuz ya da karbonatla yapalım. Macun kullanmak istemiyorum. Macun kullanmak evet. İstemezsek. Çünkü Alzheimer'a, kemik kanserine, üreme organlarına, beyine evet. Bir yıl zararı olan evet. Bir etkendir. Bir kimyasaldır. Bundan kaçınalım diyoruz. Ahmet Bey, zaman evet. Ayırdınız. Buraya kadar geldiniz. Bizleri güzel konularda aydınlattınız. Ben son sözü size, sizden sonra da Doğan Bey'e bırakacağım. Evet. Başka programda görüşelim. Çok mesajınızı alalım. İnşallah. Evet. Ertaş Beyciğim çok sevindim, çok memnun oldum. Bu daveti aldığım zaman. Konu da çok ilgimi çekti gerçekten. Güzel bir konu. Yalnız dediğim gibi hiç kimsenin kafasını karıştırmak istemiyoruz. Evet. Zararları ülkelerde, dünya üzerinde farklı yerlerde yapılmış bilimsel çalışmaları ve sonuçlarını açıkladık. Biz bilimsel bir konu getirdik ortaya. Evet, vücudumuzun ekstradan, dışarıdan bir flor almaya, takviye etmeye asla ihtiyacı yoktur. Zaten belli bir miktarda vardır. Dediğim gibi yediğimiz pek çok yiyecekte, en sevdiğimiz tekrarlıyorum deniz ürünlerinde dahi, her türlü deniz ürününde yediğimiz zaman zaten orada da bir miktar flor alıyoruz. Çocuklarımıza florlu diş macunu kullandırmıyoruz, flor tableti kullandırmıyoruz. Diş sağlığı açısından da asla sistemik değil, topikal dediğimiz yüzeysel, bölgesel uygulamalarla çocuklarımızı dişlerini yine çürüye karşı dirençlerle getirebiliriz, koruyabiliriz, sağlıklı dişlere sahip edebiliriz diyorum. Çok yeter. Teşekkürler bilginize çok ve dilinize sağlık sağ diyoruz. Bizimle birlikte oldunuz ve yarın geç olmasın diye bize emeğimize katkı koydunuz. Gerçekten bunu herkesin bilgisine getirmek çok önemli olduğu, yarın geç olabilir. Flor bir kimyasal, diğer kimyasallara da aynı hassasiyeti göstererek doğal beslenelim, doğal yaşayalım, doğal kullanalım diyoruz.
İyi günler. Tekrar gelin, hafta görüşmek üzere.